Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Eczacılık Akademisi'ne hoş geldiniz. Ben Profesör Dr. Levent Tünes. Bu dersimizde sizlerle birlikte Arix Medya Pharma interaktif İlaç Bilgi Kaynağı Dinamik Etiket Sistemi Arix Etiket kapsamında hasta bilgilendirme etiketlerini incelemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde göreceğimiz ilk hasta bilgilendirme etiketimiz yemekle veya yemekten hemen sonra alınması gereken ilaçlar için tasarlanmıştır. Bu konuda hastaya önemli bir uyarı ve hatırlatmayı çarmaktadır. Görüldüğü gibi etiketin üzerinde yemekle veya yemekten hemen sonra alınız ifadesi yer almaktadır. Yemek öncesi ve sonrası ilaç almak için birkaç ana neden vardır. Bunlardan biri alınan ilacın mide bulantısı veya kusma gibi yan etkilerini azaltmaktır. Diğer bir neden hazımsızlık, mide enflamasyonu veya ülser dahil mide tahrişine bağlı yan etkileri önlemektir. Diğer yandan ilacın kan dolaşımına düzgün şekilde emilmesini sağlamak ve vücudun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olmak için de ilaçlar yemekle veya yemekten hemen sonra alınırlar. Gerçekten de hepimizin bildiği gibi bazı ilaçların gastrointestinal yan etkileri yemeklerle birlikte alındıklarında azalabilmektedir. Örneğin ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar genellikle tok karnı alınır. Bu tür ilaçlar midede tahriş edici bir etki yaptığından tok karna alınmaları midedeki tahrişi minimum düzeye indirir. Bu tür ilaçlara örnek çok sık kullanılan brufen ve aspirin gibi ticari ilaç müstahzarlarıdır. Bir diğer örnek ise hipoglisemik ilaçlardır. Oral yoldan kullanılan bazı hipoglisemik yani kan şeker düzeyini düşürücü ilaçların yemekle ya da yiyeceklerle birlikte alınmaları hipoglisemi epizodu görülmesi riskini en aza indirecektir. Bu tip ilaçlara örnek olarak metformin etkin maddesini içeren glukofaj ve diaformin ve repaglinit etkin maddesini içeren diafri ve diğer birçok benzer ilaç verilebilir. Bazı ilaçlar da mideden emilimlerinin artması için yemeklerle alınırlar. Bunlara önemli bir örnek antifungal bir ilaç olan ketokonazoldür. Ketokonazolün absorbe olan miktarı mide boşalma hızının yavaşlaması ve çözünürlüğünün midenin asidik ortamında artması nedeniyle yemeklerle birlikte alındığında artar. Diğer bir örneğe bakacak olursak karşımıza griseofulvin çıkıyor. Griseofulvinin absorpsiyonu da safra akışının uyarılması nedeniyle özellikle yağlı yemeklerle birlikte alındığında artış gösterir. Değerli arkadaşlar şimdi bir diğer hasta bilgilendirme etiketimizin incelenmesine geçiyoruz. 15 nolu bu etiket farmasötik şeklin ambalajında bulunan ilacın tümünün kullanılmasını gerektiren ilaçlar hakkında. Bu etiket hastanın tedavisinin başarılı olması bakımından çok önemli bir uyarı etiketi olarak kabul edilebilir. Şu anda ekranda bu etiketi görüyoruz. Evet, bazı ilaçlarla tedavinin başarılı olması için belirli ilacın belirli bir tedavi süresince kullanılması gerekir. Bu gibi ilaçlara en güzel örnek antibiyotikler ve antibakteriyel ajanlardır dosit, alfasilin, flajil bunlara başlıca örnekler olarak sayılabilir. Bu gibi ilaçlarla önerilen tedavi süresinin tamamlanması hastalığın nüksetme insinasını azaltır. Dirençli suçların ortaya çıkma olasılığını en aza indirir. Diğer yandan hepsi bitene kadar kullanınız etiketi bazı pediatrik dozaj şekilleri için uygun olmayabilir. Örneğin bir pediatrik ilaç müstahzarındaki toplam doz miktarı belirlenen tedavi süresi için gerekenden daha fazla ise eczacının buna dikkat etmesi gerekir. Bu tip ilaçlara örnek yine antibiyotiklerdir. Bildiğiniz gibi antibiyotikler genelde sadece 5 ila 7 gün süreyle kullanılırlar. Diğer yandan hepsi bitene kadar kullanınız etiketiyle ilgili olarak hastaların advers etkiler konusunda eğitilmeleri gerekir. Niçin? Çünkü hastalar advers etki yaşamaları durumunda bu etikette yazan talimatın geçerliliğini yitireceğini bilmelidirler ve böyle bir durumla karşılaştıklarında derhal reçeteyi yazan doktora başvurmaları gerektiğini hastalara anlatmalıyız. Bu çok önemli bir konudur bu etiketle ilgili olarak. Şimdi de sıra bir diğer hasta bilgilendirme etiketimizde. 16 numaralı bu etiketimiz yemekten hemen önce alınız ifadesini taşımakta. Sıklıkla yiyeceklerle beraber alındıklarında emilimi daha fazla olan ilaçlar için kullanılan bir etiket bu. Örneğin piyasada augmentin olarak bilinen ticari ilaç müstahzarının içerdiği amoksisilin ve klavulanik asit bu etiket için uygun bir müstahzar. Çünkü yemeklerle birlikte hatta yemeğin başlangıcında alındığında absorpsiyonu en yüksek durumdadır bu ilaç müstahzarının. Değerli arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken nokta yemeklerden hemen önce alınan ilaçların aç karnına alınmış sayılamayacaklarıdır. Çünkü İlaçtan hemen sonra alınan yiyecekler nedeniyle ilaç midede besinlerle karşılaşacaktır. Bu etiketin glimepirit içeren ilaç müstahsarlarına da yapıştırılması uygundur. Bunu bir örnek olarak verebiliriz. Değerli arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, hasta bilgilendirme etiketlerine ilişkin ders dizimizin birini daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Diğer hasta bilgilendirme etiketlerini inceleyeceğimiz derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.